Şeyh Mahmud'u ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez daha Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Somali 2011 yılında uluslararası toplumun tabiriyle çökme noktasına gelmişti. O yıl kapsamlı bir heyetle Somali'yi ziyaret ederek tüm dünyaya Somalili kardeşlerimizin yanında olduğumuz mesajını vermiştim. Ziyaretim vesilesiyle Mogadişu Büyükelçiliğimizin açılışını yapmıştık. Dünyada malumunuz en büyük büyükelçilik binamız Somali'dedir. 80 bin metrekarelik bir alanda inşa ettik. Ve bir başka ülkede bizim böyle bir büyükelçiliğimiz yok. Tabii bundan dolayı da ayrıca buradaki büyükelçiliğimizle iftihar ediyoruz. Ve mütakiben Türk Hava Yolları Somali'nin 20 yıllık yalnızlığına doğrudan seferler başlatmak suretiyle son verdi. Malum 2011, 15 ve 16 yıllarında 3 kez Mogadişu'yu ziyaret ettim. 2012-2017 yılları arasında da Cumhurbaşkanlığı görevini deruhte eden değerli kardeşimle o dönemde birlikte attığımız adımlar Somali'nin yeniden ayağa kalkmasına yardımcı oldu. Aradan geçen zaman zarfında sağlıktan eğitime, altyapıdan kapasite gelişimine kadar Somali'ye her alanda destek verdik, vermeye devam ediyoruz. TİKA, Türk Kızılay, AFAD Başkanlığımız başta olmak üzere birçok kurumumuz sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Sadece resmi kurumlarımız değil, önemli sayıda sivil toplum kuruluşumuz da yardımlarıyla Somalili kardeşlerimizin yanında yer alıyor. Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi yalnızca Somalili değil, bölge ülkelerindeki kardeşlerimizin dertlerine de derman oluyor. Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani ve kalkınma yardımlarının tutarı 1 milyar doları aştı. Bugün başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere Somali'nin birçok alanda önemli gelişme sergilediğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Aziz kardeşimin Cumhurbaşkanlığı görevine ikinci kez gelmesiyle sonuçlanan seçimlerin Somali ve Somalili kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki dönemde kıymetli kardeşimin liderliğinde görev alacak yeni hükümete şimdiden başarılar diliyorum. Türkiye bu dönemde de Somalili kardeşlerinin yanında yer almaya, uluslararası alanda Somali'nin sesi olmaya devam edecektir. Kıymetli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Somali ilişkilerini ayrıntılarıyla ele aldık. Muhtelif alanlardaki işbirliğimizi artırarak sürdürme ve ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim etme konusunda mutabık kaldık. Somali'de hükümetin kurulmasının ardından bu konuda hızla gerekli adımları atmak hususunda fikir birliğine vardık. İkili ticaret hacmimiz geçen sene %31 artarak 363 milyon dolara ulaştı. Tabii bu noktalara 2003 yılının 2 milyon dolarlık seviyelerinden geldiğimizde akılda bulundurulmalıdır. Görüşmelerimizde ayrıca bölgesel meseleleri de ele alarak Somali'nin istikrar ve güvenliğinin tüm Afrika boynuzu için taşıdığı öneme vurgu yaptık. Bugüne kadar 5000 Somalili askerin eğitimini tamamladık. Ayrıca 1000 özel harekat polisine eğitim verdik. Türkiye olarak Somali'nin istikrar ve güvenliğine, terörle mücadelesine katkılarımızı sürdürme kararlılığımızı bu vesileyle buradan tekrarlıyorum.
Değerli basın mensupları, Somali ülkemizin Afrika kıtasının ekonomik kalkınmasına, sosyal barış ve istikrarına verdiği önemi gösteren temel örnektir. Türkiye olarak kazan kazan ve eşit ortaklık temelinde Afrika'daki tüm kardeşlerimizle işbirliğimizi artırmaya gayret ediyoruz. Kıtayla ilişkilerimizi geliştirerek sürdürme noktasında kararlıyız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken kıymetli kardeşim Şeyh Mahmud'a ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değerli misafirler, basın mensupları. Galabnima wanaagsan. İyi günler. Ha şeref weyn hiya inan maanta idinla sizinle beraber burada sugana halkan Ankara'da magaaladan qurta badan ee Ankara asmada dalka walaalaha lahay ee Turkiya. Büyük bir şeref duyuyorum. Waxaan madaxweyne Erdoğan uga mahad celinaya asmada uu u fidiyay waxaa sidoo kale idin la wadaagayaa in kulankeenni maanta waxa Erdoğan ee dadala oo guul soo dhammaaday oo ku salaysnay walaalo ka kulmay dan caam ah oo ka dhexaysa madaxweynaha iyo ayagaba sida aan la wadaagay Recep Tayyip Erdoğan ile de paylaştığım gibi Somali Devleti ve halkı Türkiye'yi Türk halkını ülkemizde kalkınma ve kalıcı istikrar sağlanması konusundaki çabalarımıza destek veren ve bu konuda yanımızda duran gerçek bir dost olarak görmektedir. Türk kardeşlerimize güvenlik kurumlarımızın kapasitelerini inşası ekonomimizin yeniden yapılandırılması konusunda önemli katkı sağlayan bütçe desteği, insanlarımızın kabiliyetlerinin geliştirilmesi, sağlık ve eğitim gibi temel kamu hizmetlerine yapılan yatırımlar başta olmak üzere bize verdikleri samimi desteklerinden dolayı çok minnettarız. Bunun yanında iki ülkeyi de etkileyen uluslararası meseleler konusundaki işbirliğimiz söz konusu. Somali halkının karşılaştığı insani durum konusunda Türkiye devleti ve Türk halkının cömertliği ve çabalarını takdir ediyorum. Aynı şekilde COVID-19 ile mücadelemizde Türkiye'nin bize verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür etmek isterim. Somali'deki bazı bölgelerde devam eden insani durumun yönetilmesinin öneminden yola çıkarak kuraklıkla mücadelemize öncülük etmesi için bir özel temsilci atadım. Bu da Türkiye başta olmak üzere uluslararası dostlarımızın desteğiyle kuraklıktan kaynaklanan sorunlara acil bir çözüm bulunması konusundaki kararlılığımızı göstermektedir. Kuraklığın neden olduğu o ay Türkiye ugu horreyso insani durum arimaha kusaya dibatoyinka Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde ele aldığımız konulardan gereğiydi. Qodobadii aan uga wada hadalnay madaxweynaha bu vesileyle tekrar Türk kardeşlerimize bu konuda destek vermeleri ve elinden geleni yapmaları için çağrıda bulunmak istiyorum. Daha önce de olduğu gibi dayanışmanız ve desteğiniz Somalili insanların hayatlarının kurtarılmasına sebep olacak ve hiçbir zaman unutulmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde Somali ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iki ülke için önemli olduğunu, güvenlik, ekonomi, ticaret ve kültür alanlarında yapacağımız işbirliğiyle ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirme kararlılığımızın altını çizdik. Ammaanka, dhaqaalaha, ganacsiga iyo dhaqanka.
Somali Türkiye'yi önemli bir ortak, Somali halkının güvendiği, hedeflediğimiz refah ve kalkınma için vazgeçilmez bir dost olarak görmektedir. Sözlerimi bitirirken kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kardeş ülkelerimizin ilişkilerinin geliştirilmesi konusundaki özel gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu samimi gayretleri ve yıllar önce attığı isabetli adımlar iki ülkenin de faydalanabileceği ve tarihi ilişkilerimizi daha da güçlendirecek modern fırsatların ortaya çıkmasına neden oldu. Faide ino wada leh kuwas oo si adkaynaya xiriirka soo jireenka ah ee aan wada leenahay labadeena dal. Waxaan rajaynayaa 2011 yılında Somali'ye gerçekleştirdiğiniz ilk ziyaretinizle iki ülke ilişkileri açısından koyduğunuz sağlam temelleri daha da güçlendireceğimizden eminim. Harcayın ya. Yakın gelecekte tekrar sizi Somali'de